mahpusun, hasta mahpusun cezaevinden ATK'ya gönderilmesi, orada muayeneye tabi tutulması, akabinde ATK'nın bununla ilgili görüş belirtmesi, cezaevinde kalabilir ve kalamaz gibi bilimsel yorumda uzak görüşlere yer vermesi gibi yetkiler getirilmişti. Hasta mahpuslar bu halde daha sürece maruz bırakılmalarından dolayı örneğin 2022'de 76 mahpus cezaevinde yaşamını yitirdi ve bunun 35'i hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti. Genelge aslında iyi olmakla birlikte var olan hasta mahpus sorunlarını tam olarak çözebilecek nitelikte değildir. Bununla birlikte en önemli getirdiği husus ATK'nın vermiş olduğu raporlarında cezaevinde kalabilir kalamaz yorumunun ortadan kaldırılmış olmasıdır. Yani bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ATK'ya sevk edilecek mahpuslar tam teşekküllü hastahanede alınmış raporlarla oraya gönderilecek. Yani yerelde bir tam teşekküllü hastaneden alınmış rapor üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Adli Tıp Kurumu da yaptığı muayene sonucunda veya dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda hastalık nedeniyle kocama veya sakatlık nedeninin tespitine yönelik bir bilimsel açıklamada bulunacak. Cezaevinde kalabilir veya kalamaza dair bir açıklamada yorumuna yer vermeyecektir. Bu önemli bir husustur. Daha önce hasta mahpusun talebi bekleniyordu. Ya hükümlü kendisi veyahut vekili tarafıyla bir başvuru bekleniyordu. Ancak son genelgeye getirilen düzenlemeyle birlikte artık Cumhuriyet Savcılıkları, Cumhuriyet Başsavcılıkları bir hasta mahpus listesi oluşturacak ve bunları resen tam teşekküllü hastaneden sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderecektir. Böylelikle çok sahici bir listenin ortaya çıkması, hasta mahpusun listesinin ortaya çıkması doğuracaktır. Bu genelgeyle getirilen işte anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanlığının af yetkisine dayanarak getirilmiş bir genelgedir. Bu genelgeyle birlikte örneğin hasta mahpus talebinden vazgeçti veyahut vekili tarafıyla talebinden vazgeçti veyahut yapılan resen inceleme sonucunda Cumhuriyet Savcılığı talebi reddetti. Hasta mahpusun hastalığına, sürekli kocamasına ve sakatlığına rağmen tahliye edilmedi. Bu durumda tüm bu evraklarla birlikte bu evraklar işte cezaevleri genel müdürlüğüne gönderilip, ceza tevkif evleri genel müdürlüğüne gönderip oradan da işte Cumhurbaşkanlığının af yetkisini kullanması için gönderileceği düzenlenmiştir. Böyle bir düzenleme getirmiş. Yani bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz çünkü halen özellikle bu düzenlemeyle birlikte getirilen bir husus var. Mahpusun ailesinin ve etrafının işte güvenlik görevli tarafından incelenip bir rapora bağlanması. Özellikle bunun TMK kapsamındaki mahpuslar için subjektif olacağını görüyoruz. Bu genelgeyle getirilen bir durum. İşte polis mahpusun, hasta mahpusun ailesidir, özgeçmişidir. Bununla ilgili bir rapor düzenleyecek ve bunu da yine aynı şekilde kuruma sunacak. Bunun TMK kapsamında da ayrımcılık yani subjektif yorumlanacağını düşünüyoruz. Çünkü daha önce Covid bahanesiyle 7242 sayılı düzenlemeyle getirilen afta TMK suçlarından hükümlü olanlar yararlandırılmadı. Böyle bir ayrımcılığa maruz bırakıldı. Bu nedenle bu genelgede de ayrımcılığa uğramaması için özellikle TMK kapsamındaki mahpusların, hasta mahpusların ayrıma tabi tutulmaması için bu sürecin yakından takipçisi olacağız. İnfaz kanununun bu genelgenin uygulanmasını engelleyici düzenlemelerin değiştirilmesi gerekiyor. Yani onların değiştirilmemesi halinde genelge her ne kadar bulunursa bulunsun, infaz kanunundaki engellerden dolayı hasta mahpusların tahliyesinin önü